Evet arkadaşlar, yeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin merakla beklediği Galaxy Kapıları videosuyla karşınızdayım. Galaxy Kapılar nedir? Nasıl yapılır? Niçin yapılır? Ve bize ne kazandırır gibi soruları, Galaxy Kapısını nasıl açabiliriz gibi soruları bulabileceğiniz bölümle karşınızdayım. Biraz yorgunum. Saat gördüğünüz gibi 22:38, spordan geldim. Bu videoyu ne zamandır yapacaktım, vakit bulamıyordum. Yorgun da olsam çekeyim dedim. Çünkü hem klandan istek var, hem YouTube'dan Galaxy Kapılarını anlat diye bir sürü yorum geliyor. Galaxy Kapılarını anlatmadan önce arkadaşlar, klanla alakalı küçük bir bilgi vermek istiyorum. Şöyle açılırsa sayfamız. Bakın, klanımız şu anda 44 üyeye sahip, 44 kişi oldu klanda. Ve klan rütbemiz de 198. Yani binlerce klan arasında 198. sıraya ulaştık. Hedef ilk 100'e girmek. Ve o yüzden eskiden sadece MMO, yani Mars'tan üye alırken, şu anda tüm gezegenlerden üye kabulünü yapıyorum. Eğer Venüs'te, Dünya'da ya da yine Mars'ta geminiz varsa klana getirebilirsiniz. Leveli fark etmez, gemisi fark etmez, şirket dediğim gibi fark etmez. Ne kadar hesabınız varsa arkadaşlar, klana getirin, sıralamaya oynayacağız. Patriots Club olarak oyunu egale edeceğiz arkadaşlar. Oyunda sıralamada ismimiz yazacak. Hedefimiz bu şekilde. İris yardımlarımız da devam ediyor. Her yaptığım yardımı mesaj kutularınıza atıyorum zaten, kime ne yardım yapıldı diye. Dediğim bu şekildeydi. Pato Patriots Club yazarak klana gelip bizim sıralamaya girmemize yardımcı olabilirsiniz. Şimdi Galaxy Kapılar nedir arkadaşlar? Galaxy Kapıları aslında bizi farklı galaksilere, farklı haritalara götüren ışınlanma kapılarıdır. Kaç tane Galaxy Kapımız var? Şöyle hemen bakalım. 5, 12 tane. Yanlış saymıyorum değil mi? Yok. 5 burada. 5 burada, 11 tane. 11 tane kapımız var arkadaşlar. Bu kapıların hepsini ise tek tek anlatacağım. Ardından Zeta kapısını açmaya çalışacağız. Şimdi oyundaki ilk kapılardan 3'ü alfa, beta ve gamma kapılarıdır. Bu arada Galaxy kapıları niye yapıyoruz? Önce ondan bahsedeyim, ondan sonra şey yapayım. Her Galaxy kapısı bitirdiğimizde bize ödül veriyor. Galaxy kapılarını zindan gibi düşünebiliriz. Bu hani dungeon oyunlar olur ya, zindana inersiniz, seviye seviye düşmanlar olur, ardından bir şey kazanırsınız. Kapılar da o şekilde. Atıyorum, alfa kapısını açtınız, tamamladınız. Bakın burada ne diyor? Alfa 0/34 diyor. Yani 34 parçadan oluşuyormuş. Bizde şu an 0 parçası var demektir. Alfanın 34 parçasını bulduğumuz zaman alfa kapısı hazır hale gelecektir. Ve burada atlamaya hazırla tuşu aktif olacaktır. Bunu zaten kapıların ben videolarını çektim. Bu videonun ertesinde, bu arada bir saniye, paranoyak oldum ya, çünkü enerji basacağım için. Neyse. Bu videolar, kapıların ben videolarını çektim. Her kapının nasıl yapıldığını sizlere tek tek atacağım. Yani bu videodan sonra bu video Galaxy kapılarının genel bir anlatımı, tanıtımı olacak. Ardından sırayla alfa, beta, gamma hepsinin yapılış videoları hızlandırılmış bir şekilde ve anlatarak gelecek. Dediğim gibi buradan 0/34 parça diyor. Biz bunu 34 parçasını bulduğumuz zaman atlamaya hazırla tuşu aktif olacak. Ve biz bu tuşa bastığımız zaman bu kapı bizim 1-1 mapinde, 1-1 biliyorsunuz ana üssümüzün olduğu yer, 1-1 mapinde ana üssün yakınlarına konuşlandırılacak. Nereye konuşlandırıldığını zaten mapten, mini mapten göreceğiz. Kapı işareti gözükecek. Ve mini mapten oraya tıklayıp kapının üzerine geldiğimiz zaman, normal harita değiştirirken nasıl ışınlanıyorsak oradan ışınlandığımız zaman kapının içine girmiş bulunuyoruz. Bütün kapılarda mantık aynı. Bütün her kapının istediği parçalar farklı sayıda. İşte birleştirip atlamaya hazır dediğiniz zaman oyunda o kapı ortaya çıkıyor. Ve atlıyorsunuz. Her kapıda seviye seviye yaratıklar geliyor. Atıyorum alfada Stranger'larla başlar, Lord'daki Simon. Gider gider en son Protegid'ler gelir. Ve bitirdiğiniz zaman her kapının kendine has ödülleri var. Burada kısaca değineceğim ama detaylı ödüllerine kapıların kendi yapılış videolarında zaten anlatıyor olacağım. Atıyorum şimdi her kapı bir kere bize Oridium verir. Ayrıca her kapı tecrübe puanı, şeref puanı, bölünme kristali ve
Beyaz Ezel X4 verir. Bana mesaj atıyorsunuz abi, Elite cephane nasıl kasabiliriz diye. Bu kapıları bitirdiğiniz zaman Beyaz Ezel verecek. Kısaca aklımdakileri söyleyeyim. Alfa'yı bitirdiğimiz zaman 20.000, Beta'yı bitirdiğimiz zaman 40.000, Gamma'yı bitirdiğimiz zaman da 60.000 adet beyaz cephane veriyor. Bu üçünü birden bitirirseniz 120.000 tane beyaz cephaneniz olacak. Çok güzel bir miktar bu. Peki abi, ben alfa yaptım, bir daha yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsin. Alfa yaptıktan sonra, bitirdikten sonra bu yeniden 0'a 34 olur. Yeniden alfayı tamamlayıp yeniden girebilirsin böyle. İstediğin kadar alfa yaptık, yani tüm kapılar için böyle. Her tamamladığınızda yapabilirsiniz. Mesela şey merak ediyor olabilirsiniz. Rütbelerin üzerinde böyle taç oluyor. Kral tacı ya da yuvarlak yuvarlak altın yüzükler oluyor. Bunlar da kapılar tamamlandıkça verilen rütbe göstergesi diyelim. Her kapının yüzükleri var. İşte alfa kapısının yüzüğü sol alttaki yüzük, beta'nın orta alttaki yüzük, gamma'nın sağ alttaki yüzük falan. Hepsinin böyle yüzükleri var. Kronos'u yaptığımız zaman da kral tacını elde ediyoruz. Rütbemizin üzerinde kral tacı gözüküyor. Çok detaya girmeyeceğim. Dediğim gibi her kapının kendi yapılış videosunda detaylı ödüllerinden bahsedeceğim. Ama Epsilon kapısının NF4 verdiğini, Zeta kapının droid tasarım verdiğini, Kronos'un Goliath tasarım verdiğini ve Kuiper'ın da Goliath tasarımı veyahut da 200 bin uridyum ödülü olduğunu söyleyip genel olarak anlatabilirim. Buradaki tek farklı kapı Hades kapısıdır. Hades kapısı grupla yapılır. En az 4, en fazla 8 kişi aynı anda girmeniz gerekiyor. İşte burada ilginç kapılardan başka Lambda kapısı var. Boss kapısıdır. Gelen bütün yaratıklar boss yaratıklardır ve bitirdiğiniz zaman Boss of the Bosses, yani bossların bossu unvanını kazanırsınız. Dediğim gibi her kapı kendine ait bir hikaye barındırıyor, kendine ait bir dünya barındırıyor. Zeta kapısındaki yaratıklar mesela oyunda hiçbir şart altında göremeyeceğiniz sadece Zeta kapısına özel yaratıklar vesaire vesaire. Dediğim gibi bunların detaylı ne ödül veriyor, hangi yaratıklar çıkıyor, kapı nasıl yapılır, kapının atıyorum alfa kapısını yapma taktiğiyle zeta kapısını yapma taktiği aynı değil. Alfa, beta, gamma'da kamikaze kullanmak mantıklıyken zeta'da işte X4 ve güve kullanmak mantıklı. Atıyorum bunları kafadan söylüyorum. O yüzden ben tek tek atacağım. İşte yarın atıyorum alfa kapısı yapılış videosu diye atacağım. Ondan sonraki gün beta kapısı, öyle ve bütün kapıları sizlere göstermeye çalışacağım. Son olarak şey geldik. Bu kapıları nasıl açabiliriz? Şimdi kapılardan bahsettik. Kapıları nasıl açabileceğimizden bahsedeceğim. Kapıları nasıl açabileceğimiz şu şekilde açılabiliyor. İki şekilde açabiliyoruz. Bir, enerji basarak, iki, uridum basarak. Enerji bastığımız zaman herhangi bir kaybımız olmuyor. Paramızdan bir şey gitmiyor. Çünkü ekstra enerji diye geçiyor. Uridum bastığımız zaman da her basışımızda 100 uridum gidiyor. Eğer ki galaksi kapısı açma günündeysek 100 değil, 85 uridum gidiyor. Daha bir ucuza gidiyor. Evet gençler, bugün sizlere Zeta kapısını açmayı göstereceğim. Yani en azından deneyeceğiz. Açmayı deneyeceğiz. Bu arada uridumu zaten normal şekilde kasabiliyorsunuz. Peki ekstra enerjiyi nereden toplayacağız diye bana soru soruyorlar. Ekstra enerjinin toplamanın yaklaşık 4 tane yolu var şu an aklıma gelen. Fakat bunlardan 2 tanesi en mantıklı olan. Şimdi tek tek sayalım nasıl toplayabileceğimizi. Bir, kutu toplayabiliriz. Avantaj kutularını toplayabiliriz. Biliyorsunuz sarı sarı yanan küçük küçük kutular, onların içinde enerji çıkabiliyor. 2, paladyum korsan haritası 5-3'te. Korsan haritası 5-3'te paladyum toplayarak her topladığımız 15 adet paladyum bir adet galaksi enerjisine dönüşüyor. Nasıl dönüşüyor? Gidiyoruz bir ambar doldurana kadar, atıyorum ambarınız 3000 değil mi? 3000 tane toplayın abi. Sonra 5-2'ye gidip oradan paladyumlarınızı satıp sadece 5-2 mapinde paladyum satabilirsiniz. Galaksi enerjisi olarak çevirebilirsiniz. 3000 tane topladığınız zaman yaklaşık 200 tane, yanlış hesap yapmadıysam, enerjiniz olur. Üçüncü yol, günlük giriş ödüllerinden. Mesela şu an size göstereyim. Şöyle bakın arkadaşlar. Günlük giriş ödüllerinde ne diyor? Ekstra enerji 15 tane. 14. günde 30 tane. 20. günde 40 tane. Buradan alabilirsiniz. Fakat buradan aldıklarınız çok bir miktar değil. Çünkü bir kapı yaklaşık 1000 ila 1500 enerji arasında açılıyor. Uridum bazından bakarsak da 100.000 ila 150.000 uridum arasında kapı açabilirsiniz.
O yüzden en çok önerdiğim bir yol değil. Sadece "Aa, ben hiç kasmayayım, ben sadece günlük ödüllerden alıp açarım" derseniz açamazsınız. Yani açarsınız ama çok vaktinizi alır. Belki bir ay, bir ay değil hatta ya, bir seneniz falan alabilir gerçekten çünkü. Dördüncü yolda korsan kutularını açtığınız zaman bazen 3 enerji, 5 enerji çıkıyor. Bunlar az olanlar. Yani günlük ödüller ve korsan kutularından az bir miktarda Galaxy ekstra enerji çıkartabilirsiniz. Benim tavsiye ettiğim yol ya Palladium'dur ya avantaj kutusu toplamaktır. Peki bunların daha iyi, daha güzel toplamanın taktikleri var mı? Var. Palladium topluyorsanız petinize ham madde toplayıcı alacaksınız. Bakın, oto toplayıcı demedim. Ham madde toplayıcı, çünkü oto toplayıcı da satılıyor. O Palladium toplamaz. Ham madde toplayıcı alacaksınız dükkandan, pet modüllerinden. Onun da seviyesini 3 almaya çalışın. Seviye 1 çok az iş yapıyor. Seviye 3 ham madde toplayıcısını alıyorsunuz. 5-3'e gidiyorsunuz. Hem kendiniz topluyorsunuz hem de pet sizin yerinize Palladium topluyor. Bol bol Palladium toplayabiliyorsunuz. Bu enerji yapmak için iyi bir yol. Benim tavsiye ettiğim yol ise avantaj kutusu toplamak. Avantaj kutusu toplayınca hem Iridium hem Galaxy enerjisi çıkıyor ve bunu da arttırmanın yolu var. 4-1 map'ine giderseniz 4-1 map'inde PvP map'i olduğu için çıkan içerikler %50, %50 idi, yanlış hesap yapmadım, %25 de olabilir, bilmiyorum. Daha fazla. Yani şöyle söyleyeyim. Normal map'te kutudan bir enerji çıkıyorsa 4-1'de iki enerji çıkıyor. Normal map'te işte 75 uridum çıkıyorsa 4-1'de 150 uridum çıkartıyorsunuz. Bu şekilde 4-1'de toplamanızı öneriyorum. Bir de uridum sayfasına girip avantaj kutusu içerik katlayıcı paketi var. Avantaj kutularından çıkan içerikleri iki katına çıkartıyor. Haftalık fiyatı 5 lira. Bir haftalık ondan alırsınız. 5 lira verip iki kat içeriğiniz artar. Yani zaten 75 çıkacak uridum, 4-1'de 150 çıkıyordu. Bir de iki kat arttığınızı düşünün. Bir tane kutuyu bir topluyorsunuz, 300 uridum çıkıyor. Hani düşünün ne kadar rahat uridum kasabileceğinizi. Galaxy enerjisi de 2 yerine 3 çıkıyor. İşte bir kutu açıyorsun 3 enerji, bir kutu açıyorsun 300 uridum falan. Hani efsane bir şekilde hem uridum hem enerji kasabilirsiniz 4-1 mapinde. Bakın söylüyorum, 4-1 mapine gidiyorsunuz. Katlayıcı avantaj paketini satın alıyorsunuz, haftalık 5 lira. Artı petinize de otomatik toplayıcı var. Bu seferki ham madde değil, otomatik toplayıcı kutu toplaması için. Onu da 3. seviyeye alıp takarsanız hem petiniz hem geminiz çok güzel bir şekilde çok yüksek miktarlarda uridum kasıp çok yüksek miktarlarda galaksi enerjisi biriktirebilirsiniz. Basarken de, bu enerjileri basarken de genelde 5'li basarız arkadaşlar. Bakın şuradan 1'li, 5'li, 10'lu, 100'lü diye seçiliyor. 5'li basarız. Ayrıyetten eğer uridum basacaksanız, hani enerjiniz bitti, kalanını uridumla açmak istiyorsunuz. Uridum basacaksanız da Galaxy kapısının indirim günü var. 100 uridum yerine 85 uriduma düşüyor. Haftanın 2 günü, hafta sonlarına denk geliyor genelde. O günlerde basın, daha az uridum harcayıp daha çok parça çıkartırsınız. Ekstradan VIP ya da dükkan indirim paketi vesaire alırsanız da basacağınız uridumun fiyatı düşecektir iyice. Bunlar tabii ki sizin kararınız. Ben sadece size daha mantıklı olanları söyledim. Çok konuştum. Şimdi Zeta kapısını açmaya çalışacağız. Bu arada sadece parça mı çıkıyor? Hayır, parça çıkmıyor. Cephaneler, elit cephaneleri buradan çıkartabilirsiniz. Arge yapmak için günlük dosyası, Arge videosu da gelecek yakında. Mayınlar, roketler, tamir kuponları vesaire vesaire, bir sürü şey çıkıyor. Konuşmayalım artık, yapalım. Bakın, bastım. 5 enerji bastım. Bakalım 5 tane de ne çıktı. X3 lazer, kalkan emici lazer, X2 lazer, beyaz lazer ve tamir kuponu çıkarttık. Parça çıkartmadık, gördüğünüz gibi hala 0. Bir daha basıyorum. X2 lazer, X4 lazer ve X10 omit çıkarttık. Hala parça yok. Bakın, bir tane parça çıkarttık. Gördüğünüz gibi parça 75, kapı Zeta. Bir tane parça çıkarttık. 1 slash 111 diyor. Burası 111'de 111 olduğu zaman kapı hazır olacak. Bakalım. 754 enerji artı 20, 30 bin uydum da var. Bunu da basabilirim. Bakalım açabilecek miyiz? Biraz hızlı hızlı gidiyorum artık. Bakın, iki parça daha çıkarttım. Bir parça daha çıktı. Bakın, nano gövde puanı da çıkıyor. Bu nano gövde puanı tek seferlik puandır. Gerçek canınızın, atıyorum, 300 bin canınız var.
O canını 311 bin, 400 bin, 500 bin artırabilir ama tek seferlikte canınız düşerse yeniden o kadar çıkmaz, eski haline gelir. Bakın parçalar çıkmaya devam ediyor. Beşli basmanızı size tavsiye ediyorum. Bakın bazen ikili ikili geliyor. Yine ikili geldi, ikili gelmeye devam ediyor. Gayet güzel şu an çıkıyor arkadaşlar. Bakın şöyle basıyorum. Bakın çarpan geldi. Bu çarpan ne demek biliyor musunuz? Bana bunu sordular. Abi x2 çarpanı, x3, x4, x5, x6 falan filan geldi. Bunu ne yapacağız? Bu çarpan neye gelir öncelikle? Şunu söyleyeyim. Her bir parçanın bir numarası var. Bakın. Parça 28 kapı zeta. Parça 90 kaç bu ya? 99 kapı zeta. Parça 6 kapı zeta. Parça 36 kapı zeta. Her parçanın numarası var. O yüzden atıyorum kapınız 100 parçaya geldi ya. Son 11 parça kaldı. O parçanın çıkması zordu. Çünkü %1 gibi bir şanstan çıkması lazım o parçanın. Aynı parça yani bu parçanın numarası 1 olduğu için bir daha parça 1 çıkmaz. Parça 2 çıkması lazım atıyorum. Eğer yeniden parça 1 gelirse o parça bir parça olarak değil çarpan olarak gelir buraya. Aynı parçadan çıkarttığımız için çarpan olarak gelir. Bu çarpan ne işe yarar? Ben bunu seçip çarpı 2 de yaşıyorum. Ben bunu seçip bastığım zaman gelecek şeyler 2x gelecek. Bir daha basıp bir daha seçtiğim zaman yine 2x gelecek, gelecek şeyler. Atıyorum ben bunu biriktireyim. Bakın. Bakalım çarpan gelecek mi? Çarpan gelmemesi daha iyi. Çünkü çarpan demek aynı parçanın çıkması demek. Çarpan yerine normal parça gelirse yeni parça gelmiş demek yani. Çarpan o yüzden çok çok iyi değil. Onu size söyleyeyim. Bakalım kapıyı açabilecek miyiz bu arada? Bakın çarpan geldi. Kullanmıyorum. Bekletiyorum çarpanı. Yine aynı parça çıkana kadar bekletiyorum. Bakın çarpan 3 oldu. Şimdi mesela basıyorum. Bir daha parça çıktı. Yine bekletiyorum. Çarpan 4 oldu mesela. Basıyorum bu sefer gelecek şeyler 4 kat gelecek. Bakın zeta parçasına denk geldi. Çarpan 4 kullandığım için 4 tane zeta birden çıktı. Hani bunu biraz hissetmeniz lazım. Hani diyeceksiniz ki aa bayağıdır parça gelmedi. Kesin şimdi basınca parça gelecek. Ben bunu çarpanda basayım bir geleceğine 4 parça gelsin. Hani bu işin mantığı bu. Biraz şans meselesi. Bakın 2x var. Kullanmıyorum. Bekleteceğim. Bakın 4x. Bence gelir diyorum. Basıyorum. Bak abi gördün mü? 5 tane birden çıkarttık. Normal bir tanesi geldi. Bakın mavi seçili. Bir tane gelecekken 4 çarpanı olduğu için 4 tane daha birden geldi. Yani çarpanlara doğru kullanmanız lazım. Şöyle devam edelim. Bakalım Zeta'dan kaç parça çıkartacağım merak ediyorum. Tamamlayabilecek miyim? 750 enerjiye yakın herhalde basmaya başladık. Aynı zamanda günlük dosyaları da geliyor. Arge yapmanızı da sağlar bu Galaxy kapıları. Bakın çarpan 4 var. Basayım diyorum. Gelmedi. Bu sefer mesela boşa gitti. Bakın hiçbir parça yok. Bir sonrakinde bassaymışım bayağı bir gelecekmiş mesela. Bekletiyorum abi. Çarpan 5 geldi abi. Basıyorum. Gelmedi. Devam ediyoruz. Çarpan 3'te basıyorum. Yine gelmedi. Hani dediğim gibi biraz şans meselesi. Çarpanı tutturmak falan. Yine bastım. Yine gelmedi mesela. Çarpansız bastıklarımla çıkmaya başladı. Bakın parça geldi. Çıkmaz diye düşünüyorum. Çıkmadı. Şimdi basıyorum. Yine çıkmadı. Çarpan 3 var. Artık gelecek diye düşünüyorum. Bak bastım. 3 tane birden geldi. Yani bunları biraz düşünerek basarsanız boşuna enerji bakın. Yine X3'te 3 tane çıkarttım ve bir daha 3 çarpanı geldi. Bu sefer gelmedi. Yani ne kadar mantıklı basarsanız o kadar az enerji harcarsınız. Şöyle basmaya devam ediyorum. Bakın abi, bak yine çarpan 3'ü tutturdum. 3 parça daha geldi. Çarpan tutturuyoruz yani güzel tutturuyoruz. 2 tutturamadım. 2 olmadı. Evet bakın. Bitti. Şimdi yani ekstra enerji bittiği için her 5 enerjiye 500 ürünüm harcıyor. Ben basacağım. Video feda olsun abi. Sıkıntı yok. Şöyle çarpan 4'te basalım. Gelmedi. Çarpan 2'de basalım. Yine gelmedi. Evet şimdi geldi. Bir süre geleceğini zannetmiyorum. Şöyle biraz boş geçirmek istiyorum. Şimdi basacağım. Yine gelmedi. Şimdi basıyorum abi. Evet yine gelmedi. Tutturamıyoruz bir türlü çarpanı. 4x'te basalım yine olmadı. Şöyle hemen basmaya devam ediyoruz. Bu sefer çarpanlar tutmuyor abi.
X4 çarpanını bekleyeceğim. Bakalım ne olacak. X4 çarpanda bastım, olmadı maalesef. X2'de basalım. Bir tane geldi. Şöyle X2'de yine gelmedi. Bakın fark ettiyseniz parça, yani kapı bitimine yakın çıkan parçalar zorlaşıyor. Onun yerine çarpan geliyor. Niye? Aynı parçaları çıkartıp durduğumuz için daha çok çarpan geliyor. Evet, 4x yine olmadı. 4x bir daha deniyorum, yine olmadı arkadaşlar. Evet, maalesef artık 500 basacak şeyim kalmadı. Akzeta kapısı için tekrar öğrettim diyor. Çarpan 3 oldu. 3'te basıyorum. İşte bu. Bak, bir enerji bastım. Çarpan 3'e denk getirdim. 3 tane zeta birden. Ve bütün uruydum enerji bitti. Yaklaşık 1000'e yakın, uruydumla beraber hesaplarsak 1000'e yakın enerji bastık. Ve 1000 enerjiden 111 parçanın 87'sini çıkarttık. Eğer 111'de 111 çıkartsaydık atlamaya hazırlanabilecektik. Ama bu böyle kalacak tabii ki. Ben uruydum kastıkça, enerji biriktirdikçe buna basıp bunu bitirmeye devam edeceğim. Burada size söylemem gereken son bir nokta. Zeta'da bastıklarımız sadece Zeta'da çıkıyordu gördüğünüz gibi. Bütün kapılarda öyle. Fakat Alfa, Beta ve Gamma grup kapısıdır. Yani ne demek bu? Alfa'da bastığınız enerji Beta'dan da parça çıkartabilir, Gamma'dan da. Ya da Beta'yı seçip basarsınız, bir bakarsınız Gamma'dan çıkarmışsınız. Yani bu parçalarda, bu kapılarda parçalar ortak çıkar. Ben Gamma'dan bastım, niye Alfa'dan çıktı demeyin. Nereden çıkacağı belli olmuyor. Bu 3 kapı karışık parça veren kapılar. Onun dışında diğer bütün kapılar hangisine basarsan sadece kendi kapısından parça veren kapılardır. Diyeceklerim bu kadar. Hani umarım faydalı olabilmişimdir. Çok fazla soru geliyordu bana. Zaten kaç kaldı? 3, 9, 13, 24 parça kaldı galiba. Buradan da 70 enerji gelecek. Bakalım 70 enerjiden kapı tamamlanabilecek mi? Olay bu şekilde. Peki şunu da söyleyeyim bitirmeden. Yeni başlayan arkadaşlara hangi kapıları tavsiye ediyorum? Alfa'yı yapabilirsiniz. Zeta'yı yapabilirsiniz. Onun dışında yani belki bir ihtimal lambda, bir ihtimal delta vesaire yapabilirsiniz. Beta'yı da biraz yapabilirsiniz. 8 delisiniz varsa beta'yı yaparsınız. Epsilon'u vesaire yapabilirsiniz yani, ama gamma kapısı, kappa kapısı, Kronos, Hades ve Kuiper kapıları zor kapılardır. Bu kapılara çarınızı sağlamlaştırmadan girmemeniz önemli. Rica olunur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bayağı bir konuştum, başınızı ağrıttım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.